İyi akşamlar kızım, kıymetli izleyiciler. Bugün 529. bilgi şölenindeyiz. Yine beraberiz. Konuğumuz Mehmet Hayati Özkaya. Büyük bir çoğunluğunuzun yakından tanıdığı değerli bir yazarımız. Emekli öğretmen, edebiyatçı. Ve kendisi şu an Adana'da yaşıyor ve Adana'dan bu programı yapıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz hocam? Teşekkür ederiz Hakan Bey, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok şükür, sağ olun hocam. Allah Hayat ver. Hocam, Hayat Hocam birisi, ikisi emekli olmadan önce, birisi de emekli olduktan sonra doğru olur değil mi hocam? Üç kitabı olan evet. Değerli bir yazarımız. Kıssayı Aşk isimli bir romanı. Arkasından biyografik roman diyebileceğimiz bir dönemi anlatan Posta Kutusu 546 Adana Kültür Derneği üzerinden 1980 öncesindeki dostlukları, yaşanmışlıkları anlatan çok değerli bir eser. Ve 3 yıl oldu çıkalı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ömer Seyfettin'i bugüne taşıyan, bugünden 100 yıl öncesine gidiş gelişlerle o dönemi anlatan, Ömer Seyfettin'i anlatan, bugünle ilişkilendiren Ateşi Yeniden Yakmak romanının da sahibi. Niye bu konuyu seçtik? Ateşi Yeniden Yakmak'ta hocam çok güzel anlattı Ömer Seyfettin. 100 yıl önce bugünkü problemlere benzer problemleri de işledi. Ve gördük ki Ömer Seyfettin'in yazdıklarıyla bugün yaşananlar arasında, o 100 yıl öncesiyle bugün yaşananlar arasında çok ciddi benzerlikler var. Biraz sonra hocam bize anlatacak bunu. Onun için de bu bugünün konusunu 100 yıl öncesinden bugünü gören adam Ömer Seyfettin olarak belirledik. Ömer Seyfettin'e baktığımızda 1884'te doğmuş, 11 Mart'ında ve 1926 Mart'ında ruhunu teslim etmiş, savaşmış, esir düşmüş. Çok değerli bir edebiyat adamı. Kendini de tarif ederken şöyle diyor hatta. Yarım okka ekmek 30 kuruşa satılırken edebiyat yapılır mı? Kim edebiyatla uğraşabilir? Cevap veriyor. Ama ben uğraştım. Ömer evet. Seyfettin bu. Hocam, Ömer Seyfettin'in diğer yorumlarını da siz bize anlatır mısınız lütfen? Buyurun. Evet. Ben Ömer, bugünkü sohbetimizde Ömer Seyfettin'in hikayelerin arasından bir hikaye seçtim. Adı da Memlekete Mektup. Bu hikaye üzerinden Ömer Seyfettin'i anlatmaya ülkemizi... Hocam bir izniniz alabilir miyim? Tabii buyurun. Memlekete Mektup deyince hocamı tanıtırken söylemediğim bir şey aklıma geldi. Hocam bizim mahallenin postacısı. Geçmişten 100 yıl öncesinden, 100 yıllar öncesinden mektupları alır, işler, bir nakkaş, bir kuyumcu hassasiyetiyle Ömer Seyfettin de kızmasın diye Türkçe'ye de çok önem verir ve bugüne mektupları taşır. Bak postacı geliyor diye bir yerde bir başlık görürseniz bilin ki Hayati Özkaya geçmişten bugüne bir mektup getirmiştir. Buyurun hocam. Gene bir evet. Mektup getirmişsiniz. Memlekete mektup getirmişsiniz. Ömer Seyfettin'in bu hikayesini mektup tarzında, mektup türünü kullanarak yazmış olduğu bu hikayesini anlatmaya çalışacağım. Tabii hikayeyi mi anlatacağız yoksa Türkiye'nin panoramasını mı anlatacağız? Ömer Seyfettin'in diliyle göreceğiz. Önce şurada bir giriş yapalım. Eserleriyle Türk diline, Türk kültürüne, Türk edebiyatına hizmet ederek gönlümüzde taht kuran Ömer Seyfettin'i her Mart ayında yeniden anmak, anlamak ve anlatmak her Türk için milli bir vazifedir. Böyle bir giriş yapsam çok iddialı bir giriş gibi bir görünür, bilemem. Ama bence bu gerçek abartısız bir gerçektir ya da abartısız bir gerçeğin ifadesidir. Çünkü şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Ömer Seyfettin bitip tükenen bir imparatorluğun yıkıntıları arasından
hem yeni bir Türk devletinin doğacağına, hem Türkçenin Arapça, Farsça karşısında istiklaline kavuşacağına iman eden ve onu müjdeleyen birkaç vatansever yazardan biridir. Bunun için hiç şüphesiz en açık delil de Genç Kalemler dergisinde soru işareti rumuzuyla 11 Nisan 1911'de yayımlanan Yeni Lisan makalesine ve yine Büyük Mecmua'da yayınlanan Memlekete Mektup adlı hikayesine bakmak lazım. Bu hikayeye birazdan döneceğiz. Fakat hikayeye dönmeden önce demin sizin de bahsetmiş olduğunuz o kim edebiyat yapabilirdi denilen kısmı bir çerçeve içerisine almak istiyorum. Bu çerçeve aynı zamanda hem imparatorluğun, Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerini, hem de Ömer Seyfettin'in ömrünün son 8 yılını anlatır bize. Yedi Kanuni Sani, yani Ocak ayı 1918 tarihli ruznamesinden, günlüğünden alınan paragrafa bakalım. Evet diyor, İtalya Muharebesi, Balkan Muharebesi, ben Yanya Kalesi'nde esir oldum. Yunanistan'da bir seneden ziyade esirlik. İstanbul'a gelip kendimi toplayacağım zaman annemin ölümü. Sonra Cihan Harbi. İşte 4 senedir bu felaketli harbin buhranı içindeyiz. Yarım okka ekmek 30 kuruşa satılırken kim edebiyatla uğraşabilir? Ama ben uğraştım diyor. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı 100 yıl önceki bir zaman diliminin perdesini hafifçe araladığımızda biz hem Osmanlı Devleti'nin son yıllarını hem de Ömer Seyfettin'in ömrünün son 8 yılına şahitlik ederiz. Bu şahitlik bize asla uzak kalamayacağımız bir gerçeği hatırlatır. Asla uzak duramayacağımız bir gerçeği hatırlatır. Tarih bugünün öğretmenidir. Tarih bugünün öğretmenidir. Anlattığı ve anlatmakta olduğu dersi iyi dinlemek, yarına daha dikkatli hazırlanmak demektir. Şimdi hadi gelin bu bir paragraf okuduğum, demin bahsettiğim bir paragrafı biraz açalım. Bir zaman silsilesi içerisinde, zinciri içerisinde ya da kronolojisi içerisinde açalım. 1911-1912 Trablusgarp Savaşı diye bilinen Osmanlı-İtalyan Savaşı sonrasında Libya'yı, Rodos'u ve 12 adayı İtalyan kuvvetlerine terk ettik. 1912-1913 Osmanlı Devleti'nin Balkan Birliği'ni oluşturan Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ devletleriyle yaptığı savaş. Bu savaşta Ömer Seyfettin Yanya Kalesi'nde esir düşer. Balkanlardaki topraklarımız bir elimizden çıkar. Dost bildiğimiz Arnavutluk bağımsızlığını ilan eder. 1913 Ömer Seyfettin esaretten kurtulur ve 17 Aralık'ta İstanbul'a döner. Bu tarihten kısa bir zaman sonra annesi ölür. 1914 İstanbul'da Kabataş Sultanisi'nde, yani lisesinde edebiyat öğretmeni olarak çalışmaya başlar. Bu okulda öğretmenliği ömrünün sonuna kadar devam ettirir. Bu arada Türk Sözü dergisine baş yazar olur, yani edebiyatla uğraşır.
28 Haziran 1914. Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand Saraybosna kentinde yaptığı ziyarette bir Sırp tarafından öldürülür. Bu hadise 1. Cihan Harbi'nin başlamasına sebep olur. 28 Temmuz 1914 Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Tuna filosu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı bombalar ve 1. Dünya Savaşı başlar. Yıl 1915. Akif'im, şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi dediği Çanakkale. İtilaf kuvvetleri başta Fransa, İngiltere olmak üzere birçok devlet büyük donanmalarıyla Boğaz'ı geçerek Osmanlı'nın başkentine ulaşmak için Çanakkale'ye saldırırlar. Bir ay süren bu deniz savaşı 18 Mart 1915'te Türk'ün zaferiyle neticelenir. Bu arada Ömer Seyfettin, Doktor Besim Ethem Bey'in kızı Calibe Hanım'la evlenir. 11 Temmuz 1915 Çanakkale'de devam eden kara savaşlarında askerlerimize moral vermek ve gördüklerini eserlerinde dile getirmek için aralarında Ömer Seyfettin, Mehmet Emin Yurdakul, ressam İbrahim Çallı gibi dönemin tanınmış bir grup sanatçısı cepheye giderler. Hem askerlerimize moral vermek isterler, hem de orada yaşanan savaşın o kanlı yüzünü ya da savaşan askerlerin her birinin ayrı ayrı hikayesini eserlerinde anlatmak isterler. Yıl 1916. Ömer Seyfettin'in bir kızı olur. Arkadaşı Aka Gündüz'e bebeği olduğunu söyler ve ona bir Türkçe isim bulunmasını ister. Adını Güner koyarlar. Ömer Seyfettin'e göre o güne kadar kız çocuklarına verilen ilk Türkçe isim Güner'dir. Yıl 1917. İngilizlerin desteğiyle isyan bayrağını açan Şerif Hüseyin ve oğullarının ayaklanması sonucu Hicaz ve Mekke elimizden çıkar. Sina ve Filistin cephesi çöker. Ömer Seyfettin yeni mecmuada müthiş hikayeler yazar. 5 Eylül 1918. Ömer Seyfettin karısı Calibe Hanım'dan ayrılır. Büyük sarsıntılar geçirir. 30 Ekim 1918. Birinci Dünya Savaşı sona erer. Mondros Mütarekesi imzalanır. Yaşı kaç olursa olsun, kilosu 45'i geçen her gencini cepheye sürmek zorunda kalan Osmanlı mağlup ilan edilir. Çanakkale'yi ordularıyla denizden ve karadan geçemeyenler ellerini kollarını sallayarak Marmara'ya girerler. 2 Kasım 1918. Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa ve bazı İttihat Terakki'nin liderleri İstanbul'u terk eder. 13 Kasım 1918. İstanbul işgal edilmiştir. O gün Mustafa Kemal Paşa öğle saatlerinde Adana'dan trenle İstanbul'a gelir. Haydarpaşa garından bindiği Kartal istimbotuyla Galata'ya doğru giderken 55 parçalık işgal donanmasının arasından geçer. Bu geçiş sırasında gördüklerinden etkilenen paşanın yaveri Cevat Abbas daha fazla dayanamayarak ağlamaya başlar. Mustafa Kemal yaverine dönerek tarihe altın harflerle geçen o meşhur sözünü söyler. Geldikleri gibi giderler.
geldikleri gibi giderler ya da gidecek olanlar ordularımızı dağıtırlar, silahlarını toplarlar. Sonra da kendi aralarında topraklarımızı taksim edip doğudan batıya, kuzeyden güneye zafer naralar atarak istedikleri gibi at oynatmaya başlarlar. Onlara eşlik edenler de ne yazık ki kendi tebaamız olan Rumlar ve Ermenilerdir. Gün artık onların günüdür. Asırlardır yapmak istediklerini rahatlıkla gerçekleştirebilecekleri bir ortama sahiptirler. Bundan böyle Türkler ya köle olacaktır ya da geldikleri coğrafyaya, Türkistan'a geri döneceklerdir. İşte o buhranlı günlerin birinde Ömer Seyfettin Memlekete Mektup adlı hikayesini yazar. Hikaye büyük mecmuada 13 Mart 1919'da yayınlanır. Tarihe dikkat edin. 13 Mart 1919. Yayınlanan dergi büyük mecmua. Bu büyük mecmuayı kimler çıkartıyor? Zekeriya Sertel ve karısı Sabiha Sertel. Ömer Seyfettin de o yazar kadrosunda. Diyor ki öyle bir dergi çıkartmalıyız ki kelle koltukta savaşacak bir dergi olsun. Evet. Memleketi hikayenin yazıldığı tarih bu. 13 Mart 1919. Hikaye ya da mektup, demin de söyledim, mektup türünde yazılmış bir hikayedir diye. Hikaye ya da mektup, sevgili Celil diye başlar. Ben özetleyeyim birazcık. Malatya'dan İstanbul'a gelen ama daha önce İstanbul'da okumuş hem de hukuk fakültesinde okumuş bir gencin Malatya'dan İstanbul'a gelişi ve İstanbul'da gördüklerini Malatya'daki arkadaşına, kendisi gibi İstanbul hukukta okuyan arkadaşına İstanbul'un halini anlattığı bir mektup. Sevgili Celil diye başlar. İşte bir haftadan beri her sabah sana mektup yazmak azmiyle kalkıyorum. Nihayet bugün kalemi elime aldım. Yattığım yer Meseret Oteli. Karanlık, dar, kirli koridorlarıyla tıpkı bir orta çağ elemhanesine benziyor. Penceremin altında Baba Ali yatıyor. Uzun günler müşterisiz, pinekleyen karşıki kitapçı dükkanlarını seyrediyorum. Civarda yegane hareket akşamla tercümanın çıktığı saat. Bir sürü çocuk bir ağızdan bağırışarak koşuyor. Sonra yine sessizlik, yine matem. Balkan ve Birinci Dünya Savaşları'nın getirdiği felaket Baba Ali yokuşu üzerinden böyle anlatılır. Ortada ne kitap evleri, ne kıraathaneler, ne sohbet meclisleri kalmıştır. Sokaklar çehresini değiştirmiş, insanlar küçülmüş, birçok ev açlıkla, sefaletle boğuşur hale gelmiştir. Böyle bir ortamda İstanbul'dayız. Mektubu yazan kalem, arkadaşı Celil'e, hukukta okuduğumuz yılların İstanbul'u 15 sene evvelki İstanbul yok artık diyor. Toplumdaki gelir gider dengesizliğini de şöyle açıklıyor. Fakirlikle zenginlik iki barışmaz düşman gibi karşı karşıya geçmiş. Biri karargahını Şişli'ye, Nişantaşı'na, öteki Fatih'e, Aksaray'a kurmuş. Sanki vakti bilinmeyen bir meydan muharebesi bekliyorlar. Köprü adeta beynelmiler bir meşher yeri. Teşhir yeri yani. Avrupa'nın, Asya'nın her türlü askeri üniforması göze çarpmakta. En neşeli halk Rumlar. Köprü Galata Köprüsü tabii değil evet. mi hocam? Evet, evet. En neşeli halk Rumlar. Laternalarıyla sokakları dolaşıyorlar,
hiç durmadan ötüyorlar, gülüyorlar, şarkı söylüyorlar, içiyorlar, nara atıyorlar. Ben nereye gideceğimi bilemiyorum. Aklım fikrim muhakemem yerinde değil. Ruhumdan bir zehirli okla vurulmuş gibiyim. Bir hafta içinde 40 yılın huzuruna getirdiği bir memleket hasreti nöbetiyle kıvranıyorum. Gözümde yalnız evimin beyaz badanalı alçak duvarları, mutfak bacasının sabahları bahçeye düşen kalın gölgesi, kulakların parlak kırmızı oruzlarımızın şen naralarını, şefkatli ineklerimizin, öküzlerimizin böğürmelerini arıyor. Evet, burada, yani İstanbul'da, ufuksuz bir çölde kalmış gibiyim. Ruhumu, elemimi anlayan yok. Ufuksuz bir çöl olarak nitelediği İstanbul'da bulunmaktan zevk almayan hikaye kahramanımız, memleketin Malatya'yı fena halde özlediğini söyler. Ona göre İstanbul artık yurt olmaktan, İstanbul'dakiler de vatandaş olmaktan uzaklaşmıştır adeta. Hiçbir şey sanki onu etkilememektedir. İstanbul beynelmilel olacakmış. Dikkat edin cümleye. İstanbul beynelmilel olacakmış. Bugün de aynı düşünce içerisinde yapılan projeler var. Hani çılgın projeler diye anlatılan projeler. Dev projeler. Bu projelerin kaynağı acaba Ömer Seyfettin'in bahsettiği 100 yıl önceki hikaye mi? İstanbul beynelmilel olacakmış. Türkler Konya'ya tehcir edilecek, yani sürülecek. İlkel bir aşiret şekline konulacakmış. Milli düşmanlarımızın tasavvur ettikleri, galiplerimize telkinden bir an geri durmadıkları bu korkunç niyetler bilakis İstanbulluları güldürüyor. Mektup devam ederken önemli bir meseleyi de gündeme taşır. Meşrutiyeti getiren iddiatçılar da iki kısma ayrılmıştır. Birinci kısım iktidarın gücünü kullanarak zengin olmuş, diğeri ise namuslu olma endişesiyle bu işten uzak kalmış, küçük ortak gibi, ama soygunu yapana da karşı çıkmamış. Birinci grup ikincilere enayiler sıfatını uygun görmüşler. Dün Şehzade başında bu enayilerden birisine rast geldim. Tanırsın, bizim sınıf arkadaşımız Mustafa Nazım. Hani adını Labori takmıştık. Hukukta okuyorlar ya, Labori ismi de Fransa'daki meşhur o Dreyfus davasında Dreyfus'u savunan avukatın adı. Şimdi bir görsen diyor, sakal bırakmış, mektepteki kamburu daha ziyade büyümüş, sanki 50 yaşına gitmiş, girmiş gibi. Hikaye kahramanımız Labori'nin savaş sırasında tüm mal varlığını yitirdiğini, şimdilerde ise zengin bir adama katiplik yaptığını öğrenir. Ancak kahramanımıza asıl üzen, Labori'nin itilafçıların hükümete geçecekleri günü özlemle beklediğini söylemesidir. Bunun sebebi de aşırı derecede zenginleşen iddiatçıların servetine el koyulduğunu görmek istemesidir. Labori'den ayrıldıktan sonra bir başka arkadaşı Ebu Furuva ile karşılaşır. Bu da sembolik bir isim. Ebu Arapça baba demek, Furuva da yine Fransızcadaki Freud soğuktan geliyor. Yani soğukluk babası gibi bir takma isim. O da okuldan arkadaşıdır ve iddiatçıların ilk grubunu temsil etmektedir. Türk milliyetçiliğine olan düşmanlığını bilinen Ebu Furuva, ya göre vatanı güçsüzleştirenler milliyetçilerdir. Ona göre İslam'da milliyet yoktur. Türklüğü reddedip milliyetsiz dindar olmak gerekir. Sanki bu ses bir şeyler çağrıştırıyor. Kahramanımız büyük bir merakla Ebu Furuva'ya sorar. Her Müslüman millet
bizim gibi milliyetini, anneannelerini, tarihini, İslamiyet'ten evvelki mazisini inkar edecek mi? Cevap: her koyun kendi bacağından asılır. Biz araba, aceme karışmayız. Buradaki Türkler hiç milliyetlerinden bahsetmemeli. Selamet ancak bundadır cevabını alır. Bu cevaba karşılık olarak kahramanımız, Cihan'ın yeni inkılabından, demokrasiden, demokrasinin sırf milliyet demek olmasından uzun uzun bahsetse de Ebu'l-Furova'yı ikna edemez. Çünkü o farklı bir dünya hayalini kurmakta, Türkiye'de teokrasi esasları üzerine halis bir bedevi hakimiyeti teşkil ettirmek istemektedir. 100 yıl önceden bir hikaye okuyorum. Dikkat edelim. Gülsek mi, ağlasak mı bilmiyorum. Lakin Ebu'l-Furova'nın bu hayali sanki her dönemde yeniden dirilir gibi olmakta, onun gibi düşünenlerin sayısı da bir hayli çoğalmaktadır. Neyse, hikayemize dönelim. Yıllar sonra okuldan arkadaşlarıyla karşılaşması hikaye kahramanımızı epeyce yormuş, hatta mutsuz etmiştir. Malatya'daki dostuna, biz Malatya'da İstanbul'u, payitahtımızı nasıl tahayyül ederdik? Sakın gelip de görmeye kalkma, benim gibi buhran içinde kalırsın dedikten sonra içinde bulunduğu garip bir durumu şöyle anlatır. Bu paragrafa lütfen dikkat edelim. Bir idealistin ilk vasfı meyus, yani ümitsiz olmamaktır. Halbuki ben bu saatte ümitsizim. Bir haftadır kendimi öldürmeyi düşünüyorum. Sonra yine düşünüyorum. Biz Türkler tarihte ne kadar felaketler geçirmişiz. Devletimiz hükümdarsız, hükümetsiz kalmış. Kardeşler birbirine düşman olmuşlar. Fakat nihayet yine toplanmışız, yine ölmemişiz. Saadetin de felaketin de geçici şeyler olduğunu hatırlatmak sana biraz teselli veriyor. Dikkat edin. 13 Mart 1919'da yazıyor. Bu teselliyle mektubunu bitirirken kahramanımız, yani yazar, yani Ömer Seyfettin, hem arkadaşı Celil'e hem de Türk milletine büyük bir kurtuluş müjdesi vermeyi de ihmal etmez. Evet Celil'ciğim der. Nihayet elemlerimiz, dayanılmaz sefaletlerimiz var. Fakat bizim bir ruhumuz var ki ölüm ona kanat geremez. Bizim bir ruhumuz var ki öldü sanılır da yine ölmez. En umulmadık bir zamanda birdenbire dirilir. Bugünün İstanbulluları bizim bu ölmez ruhumuzu bilmiyorlar. Türkleri komşu milletler gibi sanıyorlar. Anadolu'yu, Azerbaycan'ı, Kafkasya'yı, Türkistan'ı, Buhara'yı dolduran fertlerin dini bir, dili bir, kardeş olduklarını İstanbullular anlamıyorlar. Evet, görüyor musunuz? 100 yıl önce yazılan hikayede müjdeyi nasıl veriyor? Nasıl anlatıyor Ömer Seyfettin? Devam ediyoruz. Fakat o günlerde İstanbul'dakilerin bilmedikleri ya da anlayamadıklarını bilen, anlayan biri vardı o tarihlerde. Ömer Seyfettin'in bu hikayesi yayımlandıktan 66 gün sonra, 16 Mayıs 1919'da milli mücadelemizi başlatmak üzere Samsun'a doğru yola çıkan biri vardı. Evet. Bandırma vapuru Karadeniz'in hırçın dalgalarını yara yara ilerlerken, kim bilir, belki de Gazi Mustafa Kemal memlekete yazılan bu mektubu okuyordu. Evet. Son sadrazam damat Ferit ise İstanbul'da
İngiliz yüksek komiserine şöyle diyordu. Padişahımızın ve benim yegane ümidimiz Allah'tan sonra İngiltere'dir. Evet, devam edelim. Şimdilerde hikayelerini zevkle okuduğumuz biz bir yazarımız ise 1920'nin Şubat'ında Alemdar gazetesinde şunları yazıyordu. Anadolu'da bir patırtı, bir gürültü, kongreler, beyannameler filan. Sanki bir şey yapabilecekler. Blöf yapmanın sırası mı şimdi? Hangi teşkilatın, ne gücün var? Bu ne hayal kuzum Mustafa? Sen deli misin? İmza, imza Refik Halit Karay. Ömer Seyfettin 13 Mart 1919'da memlekete mektup yazıp Türk'ün esir olmayacağını, Türk'ün yeni devlet kuracağını müjdelerken Şubat'ın 1920'sinde Alemdar gazetesinde Refik Halit Karay, siz neyinize güveniyorsunuz da böyle blöf yapıyorsunuz diyebiliyordu. Kuzum Mustafa sen deli misin diye soruyordu. Evet, Mustafa Kemaller biraz deliydiler. Hırçındılar, çılgındılar, pes etmediler, boyun eğmediler. Yeni yepyeni bir devlet kurdular, kurulmasına hizmet ettiler. Fakat ne yazık ki bu devletin, bu yeni kurulacak, kurulan devletin önceden keşfeden Ömer Seyfettin o günleri görmek nasip olmadı. Biz işte Ömer Seyfettin'in görmediği bu devlette yaşıyoruz şimdi. Görmediği ama bize müjdelediği bu devlette yaşıyoruz. Bu devletin kıymetini bilelim. Doğru. Evet. Doğru hocam. Hocam bitti mi? Devam edelim şu anda. Mektubu bitirdim. Memlekete mektubu bitirdim. Evet. Artık yani... selam eder. Herkese iyi akşamlar diyebiliriz. Yok da hocam. Ashab-ı Kehf'e evet. De biraz girelim bence. Yani sadece bu memlekete mektupla heyecanla dinleyen ve zevkle dinleyen izleyicilerimiz kesmez. Ömer Seyfettin'in daha birçok hikayesi var, kendisi var. Biraz daha bunlardan bahsedelim isterseniz. Ömer Seyfettin dilimize büyük hizmet etmiştir. Dilimize, lisanımıza büyük hizmet etmiştir. Fikir hayatımıza büyük hizmetleri olmuştur. Mesela birazcık daha konuyu açalım. Ömer Seyfettin 1911'lerde, 12'lerde Balkanlarda dolaşırken, Yunanistan'da esir düşerken, onunla aynı doğum tarihini 1884'te doğan bir başka yazarımız, şairimiz Yahya Kemal Paris'tedir. 1912'de Yahya Kemal Paris'ten döner. Döndüğü geminin adı da Medine'dir. 1913'te Ömer Seyfettin Yunanistan'dan, esaretten kurtulur, İstanbul'a döner. Döndüğü geminin adı da Necat'tır. Yani kurtuluştur. Yahya Kemal Beyatlı, Avrupalılaşmanın ya da Batılılaşmanın sadece bir takım reformlarla olamayacağını belirterek der ki biz antik Yunan'ı bilmeliyiz. Antik Yunan'ın mitolojisini bilmeliyiz. Bu aşkla, bu heyecanla şiirler yazar. Sicilya Kızları, Biblos Kadınları, Heykeltıraş gibi şiirler örnek olarak verilebilecek şiirlerdir. Çünkü biz derler Akdeniz Havzası'nda yaşıyoruz. Bu havzanın, bu uygarlığın insanlarıyız. Bunu Fransa'dayken mi yazıyor hocam? Hayır, İstanbul'a döndükten sonra Havza isimli bir de dergi çıkartmak istiyor. Yanında da yoldaşı Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Evet. O da bu düşünceyi benimsiyor. O da aynı düşünce içerisinde
bir yazı yazıyor mesela, berrak gözlü genç kızın sözleri diye. Şimdi Yahya Kemal ve Yakup Kadri ilham kaynağı olarak Latin kültürünü ve Yunan mitolojisini alırken, Ömer Seyfettin ve arkadaşları müthiş şekilde buna karşı çıkıyorlar. Kendi kaynaklarımıza dönmemiz gerek diyorlar. Ve burada da çok etkili oluyorlar. Hatta Ömer Seyfettin'in Kabotaş Bayramı isimli hikayesinde bu iki kahramanı anlatır. Yahya Kemal'i ve Yakup Kadri'yi anlatır. Ömer Seyfettin'in bu tepkisi taraftar toplar. Yahya Kemal ve Yakup Kadri bu düşüncelerinden vazgeçerler. Çok ileriye götürmezler. Ama Türk tarihini de 1071 ile sınırlarlar. Yani Anadolu'ya girişimizle Anadoluculuk. Evet. Bu fikirde ısrar ederler. Oysa Ömer Seyfettin'in ufku o kadar geniş ki binlerce yıllık, 5000 yıllık bir Türk tarihinden bahseder. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem, bunlar genç kalemlerde müthiş işler başarıyorlar. Türk'ün ufkunu değiştiriyorlar. Fikir hayatını değiştiriyorlar. Ben bugün Nazım Hikmet Polat'ın hazırlamış olduğu şu kocaman kitap, Ömer Seyfettin'in bütün nesillerini topladığı bu kitapta şöyle bir hesap ettim. Sadece lisan üzerine, dil üzerine Ömer Seyfettin 30 tane makale yazmış. Bazen düşünüyorum, bu memleketin Türkologları 30 tane makale yazmazlar. Yani Ömer Seyfettin yazmış, o günün şartları içerisinde yazmış. O günün şartları içerisinde, o günün imkanları içerisinde o kadar geniş açıklamalar yapa yapa, tek tek, tane tane anlat. Doğukan, biraz büyütür müsün? Nazım Hikmet Polat hocama da buradan selam edelim. Evet, Nazım Hikmet Polat'ın bu kitabı Türk edebiyatına, Türk diline büyük hizmetleri olan bir kitaptır. Sadece Ömer Seyfettin'in yazdıklarını toplamış, derlemiştir demeyelim. Onları toplayıp bir araya getirip bize sunması büyük bir takdir görecek, alkışlanacak bir şeydir. Tebrik ediyoruz Nazım Hikmet hocamıza. Buradan selam ediyoruz ona. Evet hocam. Evet. Şimdi burada bu kitabın içerisinde Ömer Seyfettin'in dil üzerine yapmış olduğu çalışmaları gördüğümüzde o kadar muhteşem metinler karşımıza çıkıyor ki, yani kapitülasyon dediğimiz durum sadece ekonomik değil. Dilde de bir kapitülasyon vardı o günlerde. Gerçi hala var da şu tabelaları düzeltebilirsek meseleyi belki çözeriz biraz. Adli kapitülasyonlar da var tabii. Evet, dil kapitülasyonu ilginç. Evet hocam, buyurun. Evet, bu da benim tespitim. Dilde de bir kapitülasyon vardı. Yabancı sözcüklerin sadece Türkçe'ye girmesine müsaade etmemişiz. Yabancı dillerdeki kaideleri, yani grameri, yani cümle yapısını da almışız. Bu dünyanın hiçbir yerinde kabul edilecek bir şey değildir. Oysa diller elbette birbirinden kelimeler alır. Anlaması da mümkün değil. Hele Türk kültürü için, Türk dili için bunu söylemek mümkün değil. Çünkü çok geniş bir coğrafyada yapmış olduğumuz yolculuk var bizim. Bir nehir gibi akmışız. Bir nehir gibi akarken önümüze geçen ya da önümüze çıkan bir takım topraklardan da istediklerimizi almışız. Dil de bunlardan biridir. Mesela bakın, menekşe çok sevdiğimiz bir çiçektir, Farsçadır. Kaldırımda dolaşırız, Yunancadır. Kalabalık deriz, Arapçadır. Karga deriz, İtalyancadır. Ama bunlar artık Ömer Seyfettin'in ifadesiyle Türkleşmiş kelimelerdir. Türkleşmiş kelimelere sahip olduğumuz zaman problem yok. Ama tutup da
bir takım bizim dilimizin kaidelerine ters gelen gramerle ilgili, edatlarla ilgili, bağlaçlarla ilgili, hatta çoğul ekleriyle ilgili bir takım kuralları, bir takım kaideleri alıp gelip yabancı dillerden dilimize yerleştirmeye başlarsak, işte kapitülasyon orada kendini gösterecektir. Bu dünyanın hiçbir yerinde veya hiçbir dilinde görülebilecek bir husus değildir. Ömer Seyfettin diyor ki, yani bir takım tamlamalar vardır, birleşik kelimeler vardır. Artık bunlar bizim konuşma dilimize yerleşmiştir. Bunlara bir şey demiyoruz. Mesela sadrazam kelimesine de bir sıkıntı yoktur diyor. Bu kullanılır diyor. Yerleşmiştir diyor. Bir problem yok. Ama milli hakimiyet yerine niye hakimiyeti milliye diye tersten söyleyelim diyor. Oysa bizim dilimizin bir musikisi var diyor. Bu musikiye, bu ahenge uygun tamlamalar, terkipler oluşturalım diyor. Bir Arap gibi, bir Fars gibi tamlamalar oluşturmaya gerek de yok diyor. Eğer bugün Türkçe konuşup Türkçe yazıyorsak, işte Ömer Seyfettin'in, Ziya Gökalp'in, Ali Canip Yöntem'in, Allah rahmet eylesin, bu insanların vermiş olduğu büyük mücadeleler sonucunda biz bugün Türkçe konuşabiliyoruz, Türkçe yazabiliyoruz. Hocam, Selanik'teki genç kalemleri Ali Canip'le birlikte Zeykalp yanlarına, Selanik'e geliyor ve orada yazılar da yazıyor. Hep beraber yazılar yazıyorlar. Selanik'ten biraz bahseder misiniz? Zeykalp'in çok büyük etkisi var galiba üzerlerinde. Çünkü Zeykalp onlara göre daha böyle kaç? 9 yaş daha büyük. 76'lı mıydı? 76'lı galiba. 84'lü. 4-8 yaş daha büyük. Ali Canip'ten de 11 ve 12 yaş büyük. O da 79'da olsa gerek. 1879. 89. Dolayısıyla çok büyük şeyler, etkilenmeler var galiba. Ne dersiniz? Yani Ziya Gökalp'ten etkilenmemek mümkün mü? Ziya Gökalp'in düşünceleri bizim ufkumuzu açmıştır. Osmanlı'nın çökmekte olan bir devletin yeni bir aydınlık kapısıdır Ziya Gökalp. Tek başına büyük bir kapıdır. Bakın ne diyor? 1914'te Ziya Gökalp, 1914'te Kızıl Elma adlı şiir kitabında Masallar diye bir bölüm var. O masallar bölümünden bir dörtlük okumak istiyorum. Ömer Seyfet, Ziya Gökalp'ten. Diyor ki, Kızıl Elma yok mu? Elbette vardır. Fakat onun semti başka diyardır. Zemini mefkure, seması hayal. Bir gün gerçek, fakat şimdilik masal. Şimdilik masal dediği 1914'te. 2020'lere geldiğimizde artık Kızıl Elma'dan bahsediyoruz. Çok rahat bir şekilde bahsediyoruz. İki devlet bir millet diyoruz. Gerçi ben o sözü de pek sevmiyorum da. İki devlet bir millet deyince Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, Özbekistan'ı küstürmüyor muyuz diye düşünüyorum. Ziya Gökalp'in Oğuz Birliği olarak bakabiliriz. Türkiye Türklerinin birliği, Oğuz'un birliği ve bütün Türk dünyasının birliği. Evet. Dolayısıyla bu coğrafyaya da Oğuz Birliği olarak bakabiliriz. Buyurun. Evet, yani Ömer Seyfettin'in Selanik'te arkadaşlığı, Ziya Gökalp'le olan arkadaşlığı, Ömer Seyfettin askerdeyken genç kalemlere yazılar yazıyor. Ziya Gökalp ona diyor ki, artık askerlik yapma. Bırak gel genç kalemlerde çalışmaya başla. Hatta askerliğe olan borcunu, tazminatını da biz ödeyelim diyor. İttihat Terakki'yi devreye sokuyor ve Ömer Seyfettin'in askerden ayrılması için borcunu Ziya Gökalp ve arkadaşları ödüyorlar. Ömer Seyfettin'i gazeteye, dergiye alıp getiriyor.
orada yazılar yazmasını istiyorlar. Ancak Balkan Savaşları yeniden başlayınca yeniden askere çağrılıyor Ömer Seyfettin ve işte 1912'de Yanya'da esir oluyor. Esir oluyor Yunanistan Savaşı'nda. Ömer Seyfettin her konuda Ziya Gökalp'i seviyor. Ziya Gökalp de Ömer Seyfettin'e hayran. Mesela Ömer Malta'ya sürgüne gönderildiği sırada Ziya Gökalp'in evine en fazla giden, onun çoluğuyla çocuğuyla ilgilenen tek adam vardır. O da Ömer Seyfettin'dir. Müthiş dostlukları var. Bu Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp'in arasında tarifi imkansız bir dostluk, bir vefa köprüsü var. Bu köprüyü bugünlerde arıyor insanlar. Bu dostluğu, bu birlikteliği arıyor insanlar. Ama onlar o günün şartlarında böyle kenetlenmişlerdir. Ziya Gökalp fikir babasıdır. Birçok konuda fikir babasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de fikir babasıdır Ziya Gökalp. Hatta arkadaşları diyorlar ki Malta'da sürgüne gittiklerinde birçok insan canı sıkılmış vaziyette, üzülmüş vaziyette dolaşırken ama Ziya Gökalp bir köşede oturur, etrafına topladığı insanlara vatanın ve geleceği için, kurtuluşu için bir takım hal çareleri ortaya koyar, düşünceler üretirdi. Hiçbir zaman ümitsizliğe düşmüyordu. Çünkü ümit ona göre ruhumuzun bir oksijeniydi. Beden nasıl oksijensiz kalınca iflas ediyor, ruhumuz da ümitsiz kalınca iflas ediyor. Ümit bizim oksijenimizdir. Yaşama bağlılığımızdır diyor Ziya Gökalp. Ve bu ümitle, bu aşkla Malta'da sürgündeyken bile projelerini anlatmaya, fikirlerini ortaya koymaya devam ediyor. Evet. Evet. Allah onların hepsine rahmet etsin hocam. Tekrar Ömer Seyfettin'e dönelim. Burada bugüne başka işaretleri de var. Sonuna doğru da yaklaşıyoruz sohbetimizin. Ashab-ı Kehf'te var. O zamanki işte Türklükle ilgili, Osmanlılıkla ilgili söyledikleri var özellikle. Ve yine ateşi yeniden yakmakta bugüne göndermeleri var. Orada bahsettiğiniz. Biraz da onlardan bahsedelim. Sonra da seyircilerimizden izin isteyelim. Buyurun. Ömer Seyfettin'in beni etkileyen yazılarından biri Mektep Çocuklarında Türklük Mefkuresi isimli yazısıdır. Düşünün. Ömer Seyfettin bir eğitimci değildir. Ama oturmuş bu konuyu yazmış. Çünkü yaşadığı çağ, İçinde bulunduğu şartlar, her millet kendi kültürünü, kendi tarihini, kendi dilini ön plana çıkarttığı bir çağ. Böyle bir durumda Türk çocukları idealsiz, hayalsiz, ufuksuz kalırsa yarınımız karanlık demektir diyor. Müsaade edin, Nazım Hoca'nın hazırlamış olduğu kitaptan bazı paragraflarla netleştirelim sohbetimizi. Bu arada seyircilerimizden soruları olan varsa lütfen yorumlara yazsınlar. Buradan ileteyim ben hocama. Evet, olabilir. Şimdi bakın, diyor ki ey Türk çocukları, siz hem kuvvet, hem bilgi, hem de mefkure sahibi olunuz. Büyük başarılarınızın namınızı tarihe geçirecek ve sizi bu fani hayatın yüksekliğinde o ebedi ve ölümsüz hayata nail edecektir diyor. Mefkure sahibi olunuz. Peki bir çocuk diyor, nasıl Türk milliyetperveri olur? Ve maddeler halinde oturuyor, yazıyor bunları. İşte bugün
bir takım şeylerden şikayetçi oluyorsak, bunun sebebi idealden yoksun bir nesil yetiştiriyoruz da onun için. Ömer Seyfettin bugünleri görmüş adeta. Diyor ki, Türkiye'deki Türkler kendi milliyetlerini inkar ederek Osmanlı adını takınmışlardır. Halbuki dünyada Osmanlı namı altında bir millet yoktur. Osmanlılık, Türk olan Osmanoğullarının kurduğu hükümete verilen bir attır. Bu kadar. Doğru. Şimdi bugün şimdi bakıyorsun caddeye Osmanlı balo salonu diyor. Yani böyle bir komediyle karşı karşıyayız. Artık cılkını çıkarttık. Osmanlı oluşumuzu anlatmak isterken. Doğru. Evet. Hocam, bugüne çok güzel işaretler bunlar. Bugün de 100 yıl öncesi gibi patinaj yapılıyor. Elbette biraz önce söylediğiniz şey üzerine, mefkureli olunuz sözü üzerine, ki Ziya Kalp'te Limni'den yazdığı mektuplarda çocuklarına hep söylediği bu huzurlu olur, mefkureli adam diye. O günün tecessüm etmiş bir ruhu, Türk ruhu. Bu 1918'e kadar iddiatçı olarak gelmiş. 1918'den sonra yaşadığımız şartlar 1920'den sonra kuvacı olarak ortaya çıkmış. Önce müdafaa-i hukuk cemiyetlerinde, sonra kuva-i milliyede ve daha sonra da 80'e doğru ülkücü olarak tecessüm etmiş bu ruh. Evet, çok güzel. Evet, evet Hakan Bey. 21. yüzyılda da bu ruha ihtiyaç var. Ateşi yeniden yakmak diyordunuz ya hocam. Evet. Külleri üfleyip o közü açığa çıkartıp onu tutuşturmak gerekiyor. Ne dersiniz? Ateşi yeniden yakmak ismini bilerek özellikle koyduk. Yani çünkü biz Ömer Seyfettinlerin 100 yıl önce yaşayıp yaşadıklarını, gördüklerini bugün tespit edenlerdeniz. Ya her birimiz bu vatanı seven, bu bayrağı seven, bu memleketin gelişmesi, büyümesi, güçlü olmasını isteyen her bir Türk evladı birer Ömer Seyfettin, birer Ziya Gökalp olarak bir şeyler yapmak zorundadır. Siz, biz el ele verirsek ancak bir takım sıkıntıları ortadan kaldırabiliriz. Bu birliği oluşturmak lazım. Bu birliği oluşturursak ileriye gideriz. İşte İttihat Terakki ortaya çıkar tekrar. Doğru. Evet. Hocam suyu gene su gibi akıttık sohbeti. Çok güzel oldu sayenizde. Bir saati bulduk. Teşekkür ederim. Son sözleriniz var mı? Ne dersiniz? Diyeceğiniz bir şeyler var mı? Ben sohbetimizin başında söylemiş olduğum bir şeyi tekrar etmek istiyorum. Tarih çok önemli. Dün bizim birer, dün bugünün bir öğretmenidir demiştik. Evet. Bu öğretmeni iyi dinlemek lazım, iyi okumak lazım, iyi tahlil etmek lazım. Hatta biraz da karşılaştırarak, mukayese ederek yapmak lazım. Sadece tarihleri ezberleyerek değil. 1919'da şu oldu, 1923'te bu oldu gibisinden bir takım rakamların peşinde koşmak değil, nedenlerin niçinleri, yani tarihin felsefesini keşfetmemek zorundayız. Tarih felsefesini keşfettiğimiz takdirde bir takım problemleri çok daha geniş açıdan görebileceğiz. Gördüklerimize çözüm yolları bulacağız. Çözüm yolları bulmak için de çaba sarf edeceğiz. Bu akıl, bu zeka bizde var. Ben buna inanıyorum ve ümit doluyuz. Bu karanlıklar, bu sıkıntılar aşılır. Elbette aşılacaktır. İnşallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim bana bu imkanı verdiğiniz için.
Estağfurullah. Büyük İnşallah başka zaman bir başka konuda sohbet ederiz. İnşallah hocam. Rejide de başka bir meslektaşınız bayrağı devralacak. Devralmak üzere eğitim gören, Türkçe bölümünde okuyan Gazi Üniversitesi'nde Doğukan Altıparmak kardeşimiz var. Evet. O da sessiz ve sedasız. O bahsettiğimiz ruhu kendinde toplamış, tecessüm etmiş, ortaya çıkartmış değerli bir kardeşimiz. Doğukan olmasa biz bu anlamda çok götüremeyiz. Doğukan'la beraber iki reji yöneticimiz daha var ama bugün nöbet Doğukan'da. O kardeşlerimiz de kendi meslekleri dışında bu işe gönül vermiş ve Milli Düşünce Merkezi'nde büyük bir heyetle, editör heyetiyle İskender Öksüz Hoca'nın ve Konur Alp Hoca'nın Profesör Doktor Konur Alp Ercilasun'un pilotajında devam edip gidiyor. İnşallah daha da büyüyecek. Bu ateş harlanacak. İnşallah. İnşallah bu ateş harlanıp Türkiye'nin içinde bulunduğu çok büyük bunalımlardan da hep birlikte çıkacağız. İnşallah. Yola çıkanlar için yol açıktır. İnşallah. İnşallah o günleri göreceğiz. Size çok İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Sağlıkla mutluluk diliyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Bizi de izleyen seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten zevk aldıklarını bu sohbetten belirten yorumlarını gönderdiler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Haftaya bir başka programda Bilgi Şölen'de bir araya gelmek, buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.